Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor sanırım. Ses açık gözüküyor, video da gözüküyor. Tekrar hoş geldiniz. Depremden sonra hiç yayın yapmamıştık. Eğer Türkiye'nin öncelikle başı sağ olsun, geçmiş olsun. Aramızda depremzede izleyicilerimiz varsa tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Çok büyük bir depremde. Umarım yaralarımız bir an evvel sarılır. Dediğim gibi depremden beri hiç yayın yapmadık. Umarım sorularınızı mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağım. Her zaman yaptığımız gibi belki ilk kez katıldım. Öncelikle bir konu başlığımız var. Gaz kolik şikayetiyle alakalı bir program yapacağız bugün. Öncelikle kısaca konu başlığıyla ilgili bilgilendireceğim. Sonrasında da sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Konudan bağımsız bir şekilde de soru sorabilirsiniz. Yani farklı çocuk sağlığı ve hastalıklarını ilgilendiren diğer konularla ilgili enfeksiyonlar, işte büyüme gelişme geriliği, kilo, boy vesaire bunlarla ilgili de sorularınızı şimdiden sormaya başlayabilirsiniz. Tek tek ilk sorudan başlayacak şekilde sorularınızı da mümkün mertebe yanıtlamaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz diliyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tekrar yayına katılanlar varsa eğer Türkiye'ye hepimize geçmiş olsun diyerek yayını açıyorum. Dediğim gibi depremden beri hiç yayın yapmadık çünkü. Öncelikle bugünkü konu başlığımız biraz önce de söylediğim gibi kolik gaz şikayeti. Bu tarz rahatsızlıklarda özellikle neler yapmamız gerektiğiyle ilgili, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili öncelikle kısaca ilgilendireyim. Sorularınız akıyor zaten. Dediğim gibi bir 10 dakika sonra sorularınızı yanıtlamaya başlayacağım. Şimdiden soru sorabilirsiniz. Öncelikle gaz kolik şikayetiyle ilgili veya gaz kolik şikayeti olan bebekler ne zaman bu gaz kolik şikayeti başlıyor? Neler yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla başlayalım. Kolik şikayetinin tam olarak neden ortaya çıktığı, hangi mekanizmayla ortaya çıktığı net olarak bilinmemekte. Genellikle karın bölgesinde bir rahatsızlık hissi olarak değerlendiriliyor. Yani bunu gaz şikayeti ya da kolik şikayeti birbirinden çok ayırt etmek mümkün olmuyor. Doğumdan sonra ilk günlerde özellikle çocukların ağlama şikayetleri yani ilk haftalarda, ilk günlerde doğumdan sonra ağlamalar genellikle hani gaz veya koliğe bağlanabiliyor bazen aileler tarafından özellikle tecrübesiz ilk bebeği olan aileler tarafından ama ilk haftalarda ortaya çıkan genellikle bu huzursuzluklar kolikten ziyade yeterli beslenememe ya da çeşitli enfeksiyonlar neticesinde çocuklarda huzursuzluk görülebiliyor. Çünkü kolik ve gaz şikayetinin ortaya çıkabilmesi için bağırsakların, çocuğun bağırsaklarının yani yeni doğanın bağırsaklarının anne sütüyle veya işte anne sütü yoksa ya da yetmiyorsa mamayla karşılaştıktan sonra belli bir süre geçtikten sonra ortaya çıktığını biliyoruz. Gaz kolik şikayetleri genellikle kitabi olarak daha çok 3. haftada ortaya çıkar. Yani bir aya doğru ortaya çıkan ve genellikle 3-4 ay boyunca devam eden şikayetler olarak nitelendiriliyor. İlk günlerdeki bu huzursuzluk ve ağlamaları özellikle dile getirmemiz sebebi bazen doktorlar tarafından dışarıdan işte probiyotikler vesaireler gaz damlaları hemen başlayabiliyor. Çok büyük oranda çocuklarda bu gaz kolik şikayetini 3. haftadan itibaren görüyoruz ama gaz kolik şikayeti olmayan bir çocuğu daha başlamadan hemen işte damla ile ulaştırmak çok şey değil. Zaten anne sütünde ya da anne sütü yetmiyorsa formül mamalarda probiyotik var. Dolayısıyla bunları dışarıdan ekstra takviye olarak vermenin bir anlamı yok. Yani damla şeklinde. Gaz şikayeti genellikle dediğim gibi 3. haftadan başlıyor.
Çünkü ses diyor. Evet. Gaz kuvveti genellikle 3. haftada başladığında ne şekilde ortaya çıkıyor? Genellikle akşam saatlerinde 2-3 saat boyunca süren ve genellikle ayaklarını karnına çekme tarzında ağlamalarla ortaya kolik olduğunu nasıl tespit edebiliyoruz? Öncelikle kolik ve gaz şikayeti olan bebek önce mutlaka bu huzursuzluklara veya işte bu ağlama nöbetlerine yol açabilecek diğer şeyleri ekarte etmemiz, dışlamamız. Yani kolik ve gaz şikayeti ya da rahatsızlığı aslında bir dışlama tanısı. Tıpta dışlama tanısı genellikle bu tarz rahatsızlıklarda diğer bütün sebepler dışlandıktan sonra tanısı koyulabilecek bir şey. Örneğin 3. 4. haftadan ya da 2. haftadan itibaren çok fazla ağlayan ve avutulamayan uyku problemleri yaşayan bir yeni doğanla mutlaka işte idrar yolu enfeksiyonunu dışlamamız gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonu hem yeni doğanlarda uzamış sarılığa yol açabiliyor, huzursuzluğa yol açabiliyor, ateşe yol açabiliyor ama ateşli de seyredebiliyor ve beslenme yetersizliği kusmayla devam edebiliyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka idrar yolu enfeksiyonu olmadığını göstermek gerekiyor bir çocuğa gaz ya da kolik şikayeti demeden önce. Onun dışında diğer bazı enfeksiyonlar, özellikle yeni doğan enfeksiyonları bizim oldukça hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Çünkü yeni doğanın ufak bir enfeksiyonu dahi çok yaygın vücudu kaplayacak şekilde, tüm vücuda yayılacak, tüm sistemlere yayılacak şekilde ilerleyebiliyor. Dolayısıyla basit bir soğuk algınlığının bile mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi ve gerekli görülürse de hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekiyor yeni doğan döneminde, hatta ilk 3 aylık dönemde. Özellikle ateş varlığında mutlaka gece bile ölçseniz, bir yeni doğanın ateşini gece bile ölçseniz, sabaha beklemeden mutlaka çocuk acil servisine başvurmanız gerekiyor. Çocuk bölümünün, pediatri bölümünün acillerinden bir tanesidir yeni doğan ateşi. 3 ayın üzerindeki çocuklarda işte nezle, grip şikayetleri de varsa eğer, bu gibi durumlarda işte evde ateş düşürücü vererek takip edebilirsiniz genel durumunu, ama ilk 3 ayda özellikle ortaya çıkacak ateşleri mutlaka bir çocuk uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. 4. aydan sonra sistemi gittikçe adapte oluyor ve dolayısıyla kolik ve gaz şikayetlerini daha az görüyoruz. Ama çocukların ilk 1000 gününde özellikle, yani ilk 1000 gün aslında gebeliği de kapsayan bir dönem, önemli bir dönem, ama 2 yaşına kadar çok fazla bir düzen oturtmak mümkün değil. 3. 4. aydan sonra ortadan kalkan kolik yerini işte diş şikayetlerine ya da çeşitli işte büyüme ataklarına vesaireye bırakıyor. Dolayısıyla bu gibi dönem, bu dönemlerde de özellikle çocuklarda zaman zaman huzursuzlukla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ayaklarını karnına çekerek ağlama, huzursuzluk, özellikle akşam saatlerinde 2-3 saat boyunca süren huzursuzluklar genellikle çeşitli sesler dinletildiğinde ortadan kalkıyor. İşte çamaşır makinesi sesi, süpürge sesi, saç kurutma makinesi sesi gibi şeyler. Özellikle çocuklarda kolik ve gaz şikayetleri varlığında çocuğu sakinleştirmeye yarıyor. Onun dışında arabaya bindiklerinde genellikle susuyorlar ve uyuyakalıyorlar. Genellikle çocuk acil servislerine gelen, çocuk polikliniğine gelen, bu şekilde şikayeti olan ailelere sorduğumuzda işte arabaya bindiğinde susuyor, buraya gelirken hiçbir şey kalmadı şeklinde. Kamera ve mikrofonları kapatırsanız eğer. Pek çok izleyicimizin şu anda kamerası açık, mikrofonları da açık. Onları bir an evvel kapatabilirsek. Evet. Şimdi
Bir çocukta kolik ya da gaz şikayeti olduğunu anlamamızın diğer yöntemleri, örneğin ilk bir haftadan sonra genellikle çocuklarda yeni doğan özellikle kilo almalarını, en azından doğum kilolarına gelmiş olmalarını bekliyoruz. Doğum kilosuna gelmemiş olan bir çocukta ağlama ve huzursuzluk şikayetlerinin sebepleri arasında aslında yetersiz beslenmeyi sayabiliriz. Dolayısıyla ilk haftalarda özellikle huzursuzluk ve ağlaması olan çocuklarda mutlaka anne sütünün yetip yetmediğini ya da dışarıdan mama veriliyorsa eğer yeterli miktarda verilip verilmediğini kontrol etmek gerekiyor. Bunu da ilk çocuklarda, birinci çocuklarda çok ailelerin bunu değerlendirmesi çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar dediğim gibi seyircilerimiz kameralarını kapatabilirse çok memnun olacağım. Hala sesler. Onun dışında şikayetler bazen besin allerjilerinde allerjisi olan özellikle inek vardı şekilde varla dolayısıyla allerjisi besin bir tane mutlaka besin alerjiler baş. Tekrar alttan gelen sorularda gördüm. Mikrofon açıldığı için sesim gelmemiş. Bir çocukta kolik ve gaz şikayeti demeden önce yine idrar yolu enfeksiyonu gibi dışlamamız gereken şeylerden bir tanesi besin alerjileri. İnek sütü protein alerjisi ya da çoklu besin alerjisi varlığında da erken dönemde çocukta çok fazla sadece gaz ve kolik benzeri şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Besin alerjisi varlığında illa vücutta döküntü görmek zorunda değiliz ya da cildinin kuruduğunu görmek zorunda değiliz. Kolik şikayeti benzeri şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka kolik ve gaz şikayeti varlığında ya da çok fazla gaz şikayeti olan çocukların bu şekilde de değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer bir besin alerjisi söz konusuysa buna yönelik tedavi yapılmadığı takdirde ilerleyen dönemlerde işte atopik egzama, alerjik egzama ile karşılaşabilirsiniz. Onun dışında kanlı dışkılama ile karşılaşabilirsiniz. Bunların varlığında zaten besin alerjisi tanısı koymak daha kolay oluyor ama eğer sadece kolik ve gaz şikayeti den muzdarip bir çocukla karşılaştığımızda bazen bunların altında besin alerjileri de çıkabiliyor. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. Aynı şekilde şikayetlere yol açabilen şeylerden bir tanesi kabızlık. Şimdi özellikle yeni doğan döneminde ya da bebeklik döneminde kabızlıkla karşılaşırsak eğer özellikle yeni doğanda şimdi kabızlık bir fonksiyonel kabızlık bir de diğer sebepler olarak ikiye ayrılıyor. Kabızlık şikayetlerinin özellikle ilerleyen yaşlarda bu çocuklar için de dahil kabızlık varlığında %90'ın üzerinde fonksiyonel yani altta yatan bir sebep olmadığı durumlarda yani altta tespit edebildiğimiz bir sebep yokken de fonksiyonel kabızlıkla karşılaşabiliyoruz. Ama yeni doğan döneminde yeni doğanlarda özellikle eğer gerçek manada bir kabızlık söz konusuysa eğer bunun mutlaka başka sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Her zaman bahsettiğim idrar yolu enfeksiyonu buna sebeplerden bir tanesi. Onun dışında tiroid fonksiyon bozuklukları çocuklarda kabızlıkla ortaya çıkabiliyor. Bazı metabolik hastalıklar yine kabızlıkla ortaya çıkabiliyor.
Bunların mutlaka dışlanması gerekiyor. Bazen cerrahi bir takım özellikle ilk kakasını yapamayan çocuklarda akılda tutulması gereken şeylerden bir tanesi. Doğumdan sonra 48 saat içerisinde çocuğun mekonyum dediğimiz ilk kakasını yapmış olması gerekiyor. Ama eğer çocuk eğer mekonyumunu yapmadıysa mutlaka bu hastalığında akılda tutulması gerekiyor. Gaz ve kolik şikayetleri genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi sorularınıza geçelim yavaş yavaş. Sorularınızdan devam edelim. Orada da zaten çoğunlukla bu konu başlığı üzerinden gitmiş olacağız. İlk soruyla başlayalım. Hocam merhaba, yeni katılıyorum. Yayınlarınız kaydediliyor. Nereden izleyebiliriz sonra demiş izleyicimiz. Yayınlarımız kaydediliyor. Yayınlarımız YouTube'da ilk adımlarım sayfasında kayıt edildikten sonra orada da tekrar izleyebilmeniz için bildiğim kadarıyla hala o şekilde oraya da yükleniyor. Sonrasında eğer şu anda vakit bulamıyorsanız izlemek için oradan da takip edebilirsiniz. Hocam iyi yayınlar. Oğlum bir aylık, testislerinden biri inmemiş. Bunun süreci nasıl olacak? Ne kadar süre beklememiz gerekir ameliyat için? Şimdi inmemiş testis varlığında şimdi embriyolojik olarak yani gelişim, anne karnındaki gelişimine baktığımızda aslında taslak olarak herkes, bütün insanlar dişi taslak üzerinden gelişiyor. Dişilerde yani kadınlarda, kızlarda yumurtalıklar karın arka duvarında oluyor. Sonrasında eğer kromozomlar erkek kromozomunu ihtiva ediyorsa yani erkek cinsiyetinde ise erkek fetüsün yani anne karnındaki bebeğin salgıladığı bir takım hormonlar neticesinde karın arka duvarında yerleşmiş olan yumurtalıklar testosteronun etkisiyle aşağı testislerinin olması gereken yani yumurtalıkların olması gereken bölgeye iniyorlar. Bazen bu süreç birazcık gecikebiliyor. Doğum sonrasında da bunu o kanal, mevcut kanalın içerisinde görebiliyor. Şimdi inmemiş testisle karşılaşılan bir durumda mutlaka iki testisin de vücutta var olduğunu da görmek gerekiyor. İşte kasık bölgesinden yapılabilecek bir ultrasonla çocuğun testisinin hangi düzeyde olduğuna mutlaka bakmak gerekiyor. Çünkü inmemiş testiste elle yokladığımızda eğer yumurtalıkla karşılaşmazsak eğer bir tarafta testisin olmama ihtimali de söz konusu. Dolayısıyla hani erken dönemde yapılabilecek bir ultrason sonucunda karar vermek gerekiyor. Bazı durumlarda tabii ki bu testisler zamanla kendileri de önmesi gereken yer yani testis kesesinin içerisine skrotum dediğimiz yere inmiş olmaları muhtemel. Ama tabii ki bunu çocuk cerrahi tarafından yakinen takip edilmesi gerekiyor. İnmemiş testis tedavi edilmediği takdirde ilerleyen yaşlarda bu tabii acil bir şey değil yani bir ay sonra olacak bir şey değil ama birkaç yıl içerisinde ya da işte 5-6 yıl içerisinde oradaki testis içerisindeki hücrelerin hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla şu tarihe kadar bekleyeceğiz ve bundan sonra da ameliyatla indireceğiz dediklerinde yayının kesilmesi söz konusu oldu. Sorularınızı tekrar gönderirseniz, bir anda Zoom gitti çünkü. Sesim geliyor sanırım. Ses açık gözüküyor, evet. Sıradan tekrar soruya bakayım. Merhabalar, 1,5 aylık bebeğim mama takviyesi yapıyorum bir kez. Ancak doyurmadığımı düşünüyorum. Masadan sonra hemen emme isteği başlıyor. Normal midir bu durum? Başka mama mı denemeliyim demiş izleyicimiz. Şimdi normalde eğer çocuğunuz gün içerisinde 4 ila 6 defa idrar yapıyorsa, aylık kontrollerinde kilo gelişimi uygun olması gerektiği gibi ilerliyorsa eğer
Bu gibi durumlarda mamayı değiştirmenize ya da başka bir şey yapmanıza gerek yok. Aranma aslında bir reflekstir. Dolayısıyla her aranma varlığında çocuğun doymadığını düşünmek çok mümkün değil. Eğer kilosuna uygun bir şekilde anne sütü ve mama alıyorsa eğer bu gibi durumlarda ekstra başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Bebeğim en iyi ihtimalle 2,5'ta uyuyor gece, ancak kas sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bu uykusuzluğun başka sebebi olabilir mi? Eğer emziriyorsanız mümkün mertebe çay ve kahve tüketimini eğer tüketiyorsanız eğer bunları minimuma indirmeniz veya tamamen kesmeniz gerekebilir. Onun dışında gün içerisinde ya da akşam saatlerine doğru çok fazla uyuyorsa eğer bu da uyku problemlerine yol açabiliyor. Uyku çok fizyolojik bir şey ve eğer altta yatan başka bir hastalık yoksa ki çocukluk çağındaki bütün hastalıklar çocuklarda uyku problemlerine yol açabiliyor. Böyle bir durum söz konusu değilse eğer yani ve gün içerisinde 2,5 aylık bebeğiniz kaç aylık bilmiyorum ama normalde 10-12 saat arasında ilk bir yaşta 10-12 saatlik bir uykuyu uyuyorsa gün içerisinde çok problem olmaz. Ama özellikle gece uykuları çok geçe kalmamasına özen gösterin. Çünkü büyüme hormonunun salgılandığı saatler genellikle 10 ila 2 arasında, akşam 22 ila 2 arasında, 2-3 civarı. Dolayısıyla bu büyüme hormonunun etkisinin de sağlanabilmesi için çocukların özellikle çok fazla 9'u ya da 10'u geçirmeden yatırılmalarında fayda var. Hocam merhaba, benim bebeğim sürekli bir şey yutuyormuş gibi yapıyor. Bazen sanki boğuluyor gibi ses çıkarıyor ve yutmaya çalışıyor. Gece horluyor gibi ses çıkarıyor ve aşırı derece inliyor. Yani kasıyor ve sürekli yutkunuyor. Araştırdığında reflü çıkıyor. Bebeğim 2 aylık, sebebi ne olabilir? Doğduğunda bir hafta solunum sıkıntısı dolayısıyla yoğun bakımda kaldı. Sebebi reflü olabilir mi? Acaba uykusundan bile uyanıyor bu yutkunmalardan, yani yemek yer gibi. Şimdi reflü şikayeti tabii bu söylemiş olduğunuz şeyleri yapabilir. Eğer tekrarlayan öksürük atakları da varsa reflüyü araştırmak gerekiyor ama çocuklarda, yeni doğanlarda ya da işte süt çocuklarında reflü zaten fizyolojik olarak da ortaya çıkıyor. Yani fizyolojik reflü dediğimiz şey aslında bebeklerde ortaya çıkan reflü engelleyici mekanizmaların tam olarak devreye girmemesi neticesinde çocuklarda bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama bu tedavi gerektirecek bir şey değil. Hani her reflü dendiğinde mutlaka çocuğun tedavi edilmesi gerekmiyor. Reflünün tedavi edilmesi gereken durumlar özellikle yemek borusuna bir zarar veriyorsa eğer ya da çok fazla kusuyorsa, içtiğinin yediğinin tamamını çıkartıyorsa, bu gibi durumlarda reflünün tedavi edilmesi gerekiyor tabii. Ama onun dışında bazen geniz akıntısı da, burun tıkanıklığı varlığında geniz akıntısı da bu tarz şikayetlere yol açabiliyor. En son testis için dediğim gibi hani belli bir yaşa kadar bunu cerrahi tarafından, çocuk cerrahi tarafından ya da çocuk üroloji tarafından karar verilecek. Belli bir yaşın üzerine çıktığında oradaki testislerdeki hücreler zarar göreceği için o testis, yani o yumurtalık fonksiyonunu kaybedebilir ve erişkin döneminde kısırlıkla sonuçlanabilir ama uygun takiplerle ve uygun tedavi yöntemleriyle çocuklarda herhangi bir sekar kalmadan bunun tedavisi sağlanıyor. Bazen hormonal tedavi, ilaç tedavisi de kullanılabiliyor. Oradaki o testisi, inmeyen tarafın indirilmesi için. Bazen de halk arasında utangaç testis dediğimiz retraktil testis. Yani belli durumlarda yukarı çıkan ama belli muayene yöntemleriyle testisin aşağı indirilebilip elle kontrol edebildiği bir testis de var. Retraktil testis ya da utangaç testis dediğimiz. Bunlar da çok fazla bir tedavi gereksinimi olmuyor. Bebeğim kolik ve gaz sancısı oluyor, meme reddi yaşıyorum demiş izleyicimiz. Bu kadar hani meme reddi yaşayacak kadar kolik ve gaz şikayeti olan çocuklarda çeşitli damlalardan fayda görebilirsiniz. Örneğin içinde simetikon olan işte Subsimplex gibi, Metsil gibi farklı markaların farklı ürünleri var. 3 aşağı 5 yukarı içerik olarak aynılar.
Bunlardan fayda görebilirsiniz. Ama illa tamamen %100 kesecek diye bir şey yok. Bu kolik damlalarının da özellikle çok onunla ilgili de soru geliyor. Hani düzenli mi kullanmalıyız yoksa şikayet oldukça mı kullanmalıyız? Bunların genellikle öneriler kısmında düzenli kullanılması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla bu tarz ürünlere başladığınızda doktorunuz da uygun görürse mutlaka düzenli kullanmaya özen gösterin. Bebeğim tek memeyle besleniyor. Diğerini ilk doğduğu zamanlar az verdiğim için süt akışı az olduğu için kabul etmiyor. Tek göğüs yeterli olacak mı? Şu anlık doğuyor. İlerleyen dönemlerde ikinci memeye de ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir an evvel ya o memeye alıştırmaya çalışın ya da süt pompaları yardımıyla o memeden de süt akışını sağlayabilmek için düzenli şekilde sütü pompalayarak pompa yöntemiyle mutlaka oradaki süt salgısını da devam ettirmeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Hocam bebeğim 2 aylık, normalde uyku düzeni ya da en fazla ne kadar uykusuz kalmalı, sürekli uyanıyor, derin uyku, gündüz uykularında nasıl bir yol izlenmeli? Her çocuk illa gündüz uyuyacak diye bir kaide yok. Bir. İkincisi, çok uzun süre uyumalarını da beklemiyoruz. Bazen 1 saat, 2 saat şeklinde olabiliyor. Uyku çocuklarda 2 yaşına kadar özellikle çok da düzene sokabileceğimiz bir şey değil. Çünkü öncelikle gaz kolik şikayetleri neticesinde uykuları çok bölünebiliyor bazen. Sonrasında diş çıkarma dönemi, ek gıdaya başlangıç dönemi, ayağa kalkma, işte etrafı keşfetme, rüya görme gibi sebeplerden ötürü ilk 2 yaşta özellikle maalesef çocuklarda uykular çok düzensiz olabiliyor. Dolayısıyla buna çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Mümkün mertebe oda sıcaklığını bu yeni doğan döneminden itibaren geçerli olacak şekilde Dünya Sağlık Örgütü 16 ile 18 derece arasını önermekte. Çok yüksek oda sıcaklıklarında ani bebek ölümlerinin de ortaya çıktığı göstermiş. Dolayısıyla hani mümkün mertebe 20 dereceyi maksimum aşmayacak şekilde oda sıcaklığını düzenlemeniz gerekiyor. Loş bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Özellikle Türkiye güneşi oldukça yoğun gören ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla gündüzleri çocuklar bazen ışıktan da rahatsız olup uyuyamayabiliyorlar. Dolayısıyla loş bir ortam oluşturmak bu açıdan önemli. Karnı ne çok fazla doymuş olacak ne de çok aç olacak. Dolayısıyla çocuklar bu gibi durumlarda, bu gibi uç durumlarda da uyku problemleriyle karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla gündüz uyumayan bir çocuk için çok endişelenmeniz gerekmiyor. 24 yaşında 2 aylık bir çocuğun normalde 12-14 saat arasında 24 saat içerisinde uyuması gerekiyor. Eğer bu uykuyu 24 saat içerisinde ağırlıklı olarak gece uykuları olacak şekilde sağlıyorsanız endişe etmeniz gerekmiyor. Merhaba hocam, bebeğim 50 günlük sezaryen doğum. 40 güne kadar her gün kaka yapıyordu. 40'ından sonra 3 güne düştü. Gaz için ilaca başladı. Ne kadar süre kaka yapmaması normal? Koliye kabızlık eşlik eder mi? Teşekkür ederim. Birinci 1,5-2 aylık dönemden sonra çocuklarda özellikle her gün gerçekleşen kaka 2-3 günde bir olacak şekilde değişiklik gösterebiliyor. Bu bazen doğumdan sonra da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla günde 4, 6, bazen 8 defa kaka yapmak da normal. 2-3 günde bir kaka veya 4 günde bir kaka yapmak da normal. Bu çocuktan çocuğa böyle değişiyor. İkisi de normal olduğu için sizin ekstra bir şey yapmanız gerekmez bu durum için. Hocam merhaba, ek gıdaya başladık. 6 aylık, muz vermiştim. Normalde her sabah kaka yapar, verdiğim ilk akşamı sabahında yapmadı. 4 gündür var bu durum. Kabız sanırım, ne yapmam gerekiyor? Zeytinyağı masajı yapıyorum, yediklerine de koyuyorum. Sabah akşam zeytinyağına devam edin. Özellikle ek gıdaya geçiş dönemleri çocuklarda kabızlığı yol açabilecek sebepler arasında. Eğer ek gıdaya başladıysanız bir süre muz vermeden daha çok yoğurt gibi probiyotik içeriği yüksek gıdaları ve sebzeleri ağırlıklı olarak vermenizi tavsiye ediyorum. Bir miktar da su verirseniz eğer zamanla zeytinyağı ile beraber kaka düzeni tekrar normale dönecektir. İdrar yolu enfeksiyonu olmaması için bebeklere su verilmeli mi? Böyle söyleyen doktorlar varmış. Hani idrar yolunu şimdi erişkin döneminde, çocukluk döneminde yani süt çocuğu değil de daha büyük çocuklar için söylüyorum.
Az su tüketimi idrar yolu enfeksiyonu için bir risk faktörü. Ama anne sütü alan, yani süt çocuklarında anne sütü alan ya da takviye olarak mamayla beslenen çocuklara ilk 5 ay 6 ay su vermek çok gerekmiyor. Bunun idrar yolu enfeksiyonuna karşı ilk 5 ayda 6 ayda koruyucu luna dair bir kanıtlanmış bir şey yok. Ama tabii ki 5. 6. aydan sonra ek gıdayla beraber gün içerisinde su vermeniz gerekiyor. Bebeğim 3 aylık gaz sancısıyla uyanıyor sabahları normal mi? Gaz sancılarının daha çok akşam saatlerinde olmasını bekliyoruz. 3 aylık bir çocukta çok fazla ağlamayla uyanıyorsa eğer başka sebeplerin de araştırılması gerekebilir. Hocam merhaba, kızımız 1 aylık, çişini bolca yapıyor. 5 kez bez değişimi yapıyor. Son 4 güne kadar düzenli olarak kakasını yapıyordu ancak 4 gündür kakasını yapmıyor. Ek olarak gaz sancısı nedeniyle ayaklarını çekerek ağlıyor. Kabız olup olmadığını bilmiyorum. Ne yapmamızı önerirsiniz? 4 günde 5 günde bir kaka yapan bir çocuğun karnı rahatsa eğer çok dışarıdan bir şey vermeniz gerekmiyor. Bu kabızlık değil. Aslında 1. 2. aydan sonra çocuklardaki o kaka değişikliğiyle beraber gün içerisinde birden fazla kaka yapan çocuklar 2-3 günde bir, 4 günde bir kaka yapabiliyorlar. Çok önemli değil. Karnı rahatsa, çocuğun genel durumunda bir sıkıntı yoksa, kusmuyorsa, yemesinde yani anne sütü ya da mama alımında bir sıkıntı yoksa eğer bir şey yapmanız gerekmez. Bebeğin 1,5 aylık gaz sancısı ve mama takviyesi var. Günde 4 kere mama takviyesi 60 cc. Burada bir sorun yok herhalde anladığım kadarıyla. 1,5 aylık eğer mama takviyesi veriyorsanız ve gaz sancısı çekiyorsa Aptamil Konformil kullanabilirsiniz. Aptamil Konformil özellikle kabızlık şikayetinde ya da gastrolik şikayetlerinde özellikle tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Merhaba, 16 günlük kızım 4 gündür kaka yapmıyor, normal midir? İşte 16 günlük bir çocuğun genellikle hani biraz önce söyledim 4 günde bir 5 günde bir çocuklar kaka yapabiliyor ama 16 günlük bir çocuk öncesinde normal günde 2-3 defa kaka yapan bir çocuk 4 gündür kaka yapmıyorsa besin eksikliği ya da yetersiz beslenme de söz konusu olabilir. Mutlaka tartı kontrolüne götürün. Hocam merhaba, bebeğim gazından dolayı süt ürünlerini kestiğimizde yulaf, badem sütü vesaire bitkisel sütleri tüketebilir mi? Şimdi süt ve süt ürünleri şimdi gazdan dolayı annenin ya da çocuğun herhangi bir besin maddesini kesmemiz diye bir tedavi yöntemi söz konusu değil. Şimdi çocuğunuzda gaz var diye siz eğer süt ve süt ürünlerini kestiyseniz yanlış yapmışsınızdır. Bunu size kim tavsiye etmişse de yanlış yapmıştır. Çünkü sizin de kalsiyum ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunu zaten kendiniz süt ve süt ürünlerinden karşılayacaksınız. Çocukta gaz oluyor diye bunları kesmeniz gerekmiyor ki biraz önce söylemiş olduğunuz diğer sütlerde de çapraz reaksiyonla eğer var eğer çocuğunuzda gerçekten bir besin alerjisi varsa bunların tüketimiyle beraber de ortaya çıkabilir. Kabızlık için neler yapılabilir? Kabızlık için öncelikle küçük çocuklarda zeytinyağı tüketilebilir. Sabah akşam çay kaşığıyla verecek şekilde ama ilerleyen veya 2 ayın üzerinde ortaya çıkan kronik kabızlıklarda mutlaka doktorunuzun saymış olduğum bütün hastalıkları dışladıktan sonra fonksiyonel kabızlığa yönelik ilaç tedavisinin yapılması gerekiyor. Bebeğim 4 aylık emerken kendini geri atıyor, kasıyor ve ağlıyor, sebebi ne olabilir? Hiçbir şekilde emmiyorsa çocuğunuzun her türlü enfeksiyon buna yol açabilir ama ara ara böyle çocuklar büyüdükçe bu tarz işte öne doğru kafaya atma, geriye doğru kasılma şeklinde hareketler gerçekleşebiliyorlar. Çünkü çocuklar hareketleri arttıkça, hareket fonksiyonu yani fonksiyonel hareketleri arttıkça işte destekli ve desteksiz oturmaya başladıkça farklı hareketleri tabii ki denemeye başlayacaklar. Dolayısıyla bunu illa bir hastalığa bağlamak gerekmiyor. Kolik bebeklerde masaj eğitimi etkili olur mu hocam? Bebeğim 28 günlük hiç uyumuyor. Yani masaj yapılabilir tabii ki ama bunun için özel bir eğitim almanız çok da gerekmiyor. Çocuğa zarar vermeyecek şekilde işte bebek için uygun olan yağlarla, kremlerle tabii ki masaj yapabilirsiniz. Onun dışında kiraz çekirdeği yastıklarının mikrodalgada ısıtıldıktan sonra karnına ya da ayak altına konulması yine bazı çocuklarda rahatlama sağlayabiliyor. Ama özellikle sese çok fazla
tepki verebiliyorlar gaz ve kolik şikayetleri varlığında. Yayının başında da söylediğim o işte elektrik süpürgesi sesi, çamaşır makinesi sesi gibi sesler gerçekten çocukları rahatlatıyor. Kolik bebeklerle nasıl ilgilenmeliyiz? Kolik bebeklerin özel bir ilgisi yok. Yani %90'ından fazlasında çocuklarda kolik ortaya çıktığı için normal bebek bakımının dışında ekstra hani bazen önerdiğimiz damlaların kullanılması, işte masajlar, işte kiraz çekirdeği yastığı vesaire gibi şeylerin dışında çok da özel bir ilgiyi hak etmiyor. Yani özel bir ilgi göstermeniz gerekmiyor. Normal çocuk bakımında yapmanız gereken şeylere devam edeceksiniz. Hocam iyi yayınlar. Kızım 21 günlük, gazını çıkartıyor ancak kaka yapamıyor ve ağlama krizi tutuyor. Öyle olunca sürekli aranıyor. Ben de mama vermek durumunda kalıyorum. Anne sütü olmadığı için ne yapabilirim? Her ağladığında çocuklarda özellikle mama verirseniz eğer sonrasında ek gıdaya geçmekte zorlanabilirsiniz. Obeziteye yol açabilirsiniz. Dolayısıyla 21 günlük bir çocuğun günde 3 saatte bir, 4 saatte bir beslemeniz yeterli olacaktır. Uygun miktarı gün içerisinde ulaştığınız takdirde her ağlamayı dediğim gibi mamayla susturursanız eğer bir süre sonra çocuk o mamadan veya işte emziriyorsanız memeden çok fazla kurtulamaz özellikle ek gıda döneminde. Merhaba hocam, 38+3'te normal doğum oğlum 18 günlük. Hiçbir huzursuzluk vesaire yok ancak çok sık kaka yapıyor. Ancak kakayla beraber açık sarı renk su da geliyor. Normal midir? Normaldir. Huzursuzluk normal doğum yaptığınız için normal doğumla doğan da kolik ve gaz şikayetlerini daha az görüyoruz. Dolayısıyla sizin normal doğumla çocuğunuzu dünyaya getirmeniz çocuğunuz ve sizin için bir avantaj. İyi akşamlar hocam. Süt alerjisi tespit edildi. Yüzdeki egzamalardan dolayı kakada kan çıkmadı. Fakat süt alerjisi olduğu düşünülerek diyet yapıyorum. Sabahları kakısını yaparken çok zorlanıyor. Uykusunda ağlayarak yapıyor. Forbion Mines kullanıyorum. Başka bir tavsiyeniz var mı? 3 aylık bebeğin bu durumun alerjiyle bir ilgisi var mıdır? Demiş izleyicimiz. Süt ve süt ürünleri alerjisi yayının başında da söylediği gaz ve kolik şikayeti ishal ya da kabızlığa yol açabiliyor ama şimdi süt ve süt ürünleri alerjisi çok aslında öyle bıçak sırtı konulardan bir tanesi. Böyle 2-3 tane vücudunda noktalanma, kızarıklık görüp de hemen anneye diyet vermeyi ben şahsen de çok doğru bulmuyorum. Gerçekten süt ve süt ürünleri alerjisi tespit edildi. Çok yoğun egzaması olan çocuklarda ya da kakasında kan olan çocuklarda diyetin uygulanması daha uygun olacaktır. Çocuğunuzda huzursuzluk ve ağlamalar illa besin alerjisine bağlı ortaya çıkmaz. Tabii ki yapabilir ama bu hemen size ya da çocuğunuza bir diyet uygulanması anlamına gelmiyor. Çünkü annelerin özellikle beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Süt ve süt ürünleri tüketimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonra siz çocuğunuzda gazı engelleyeceğim diye kalsiyum eksikliğinden kendiniz sorunlar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla mümkün mertebe yani çocuğunuzu yakın takip ederek ve var olan büyük problemlerde bu tarz diyetlerin yapılmasını daha uygun görüyorum. Hocam merhaba, 42 günlük ikiz kızlarım 2 gündür gaz problemi yaşıyorlar. Son 20 saattir kaka yapamıyorlar. Mesajda denedik, işe yaramıyor. Nasıl bir özlemeliyiz? Zeytinyağını çok erken yaşlardan itibaren verebilirsiniz. Çay kaşığıyla sabah akşam. 2 gündür kaka yapmamaları bir problem teşkil etmez. Dediğim gibi 1-1,5 aydan itibaren çocuklar 3-4 günde bir kaka yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani çok avutulamayacak şekilde ve kriz geçirircesine ağlıyorlarsa eğer altta yatan başka problemler de olabilir. Buna daha ayrıca bakmak gerekiyor. Ha bir de eğer muhtemelen ikizleriniz var ve mama kullanıyorsanız hani Aptamil Comfort Milk gibi kolik ve gaz için özel üretilmiş veya işte sindirim sistemli problemleri için özellikle üretilmiş bazı ürünlere geçmenizi tavsiye ediyorum. Merhaba, bebeğim 15 aylık. CFC sendromu teşhis konuldu ve sürekli kabız. 1,5-2 ayda bir hafta bazen düzenli oluyor. Sonra tekrar kabız oluyor. Günde 75-100 mililitre su içiyor. Zorla içiriyoruz onu da.
Lifler varmış, direkt bebeklere verilen yemeklere koyulan fakat 3 yaş sonrası içilmiş. 1 yaş için bunun gibi bir besin var mı? Bağırsakları düzenleyecek. Beslenmeyle ilgili yani bir kısıtlamanız yoksa sizin zaten lifli gıdaları yani lifi sebze ve meyvelerde yeterli miktarda bulursunuz zaten. CFC sendromu derken kistik fibrozis demek istiyorsunuz? Bu bir kısaltma. CFC diye bir sendrom. Hani bunu açık olarak yazarsanız daha memnun olurum. Çünkü farklı ülkelerde farklı adlandırılabiliyor sendromlar. Hani kistik fibrozis mi demek istiyorsunuz, başka bir şey mi demek istiyorsunuz onu çok anlayamadım. Bebeğin bir aylık uyandığında ağzında köpürcükler oluyor. Sebebi ne olabilir? Yani çocuğunuzun burnu tıkalı değilse eğer gün içerisinde beslenmesiyle alakalı bir problem yaşamıyorsanız ve çok fazla köpürmüyorsa ağzı normal. Hocam bebeğimde sürekli geçmeyen gaz sancısı var, bir de geçmeyen pişik. Bebeğimiz kaç aylık? Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Pişikle beraber hani alt bakımını düzgün yapıyorsanız, ıslak mendil kullanmadan yapıyorsanız, son zamanlarda bir bez değişikliği yapmadıysanız eğer hem gaz sancısı hem pişik varlığında mutlaka hani sindirim sisteminin diğer rahatsızlıkları ya da idrar yolu enfeksiyonuna bakmak gerekir. Bebeğim 1,5 aylık sürekli ağlıyor. Mama takviyesi var ama doymadığını düşünüyorum. Mama 60 cc veriyorum. Az emiyorum. Mama yediği için emmek istemiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi mamayı sürekli veriyorsanız yani böyle 2 saatte bir 60 cc 60 cc olacak şekilde çocuğunuz doyduğu için emmiyordur. Emmeden kastınız eğer memeyi emmekse eğer çok fazla dışarıdan mama verirseniz çocuk emmez. Öncelikle anne sütünüzün yetip yetmediğine bir bakmak gerekiyor. Eğer yetiyorsa dışarıdan mama takviyesi vermeniz gerekmez. Merhaba hocam, 7 aylık bebeğime her gün ya da 2 günde bir kakasını yapıyor fakat çok fazla ıkınıyor. Akınırken ter içinde kalıyor. Kakası katı, akınırken altını açıyorum. Fakat rahat yapsın diye ayak masajı falan yapıyorum. Zorlana zorlana yapıyorum. Ikınırken makatın iç kısmında dışarı doğru eti çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Ne yapmalıyız? Yani herhangi bir çocuğun rahat kaka yapması için altını açmanız gerekmiyor. Veya makatına özellikle dikkat etmeniz gerekmiyor. Yani ben 12 senelik hekimim, kendi kızım da var. Bugüne kadar kaka yaparken zorlanmış olsa bile hani kaka yaptığı sırada makat normal olarak zaten bir miktar dışarı çıkar. Hani orada bir kızarıklık, bir kanama, bir çatlak görmüyorsanız eğer çocuğunuz kaka yaparken altını açmanız ya da makat bölgesini kontrol etmeniz gerekmiyor. Çocuğunuzun yapmış olduğu kaka çok katı değilse eğer veya sürekli katı kaka yapmıyorsa yine özellikle bir şey yapmanız gerekmiyor. Çocuklar ek gıdaya başladıktan sonra biraz kaka düzenlerinde değişiklik olur. Bu normal. Hocam merhaba, 42 günlük ikiz kızlarım var. 2 gündür gaz problemi yaşıyorlar. Sorunuzu yanıtladım. Aynı soruları geçiyorum. Gaz problemleriyle ilgili hamilelik sırasında yapmanızın iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Hamilelik sırasında yani annenin gaz problemlerinde bahsediyorsanız eğer hamilelik sırasında annenin hazımsızlık, gaz, şişkinlik, reflü gibi şikayetlerle karşılaşması çok normal. Bu karın boşluğu yani alt bölgede yani rahimin olduğu yerde bebek büyüdükçe bu karın yani abdomen dediğimiz bölgeye doğru genişleyeceği için annenin bu tarz şikayetlerle karşılaşması normal. Ama bunu çocuk için soruyorsanız hamilelik sırasında yapmanız gereken bir şey yok. Bebeğim 2 aylık, baklagaz yapar mı? Her türlü besin maddesi yani şimdi genel olarak o gaz yapar mı bu gaz yapar mıdan ziyade işte bakla veya baklagiller bu tarz besin maddeleri annelerin ya da insanların mutlaka tüketmesi gereken şeyler. Şimdi annelerin emzirirken doğumdan sonra tüketmemesi gereken bazı şeyler var. Sigara, alkol gibi şeyleri ya da gazlı içecekler, işte kahve, çay gibi şeyleri çok fazla tüketmemeleri gerekiyor. Onun dışında işte gaz yapsa dahi
işte baklagilleri, sebzeleri, meyveleri düzenli olarak tüketmesi gerekiyor. Çocukta gaz yapmasın diye herhangi bir yiyecekten, sağlıklı olan yiyeceklerden uzak durmanız gerekmez. Böyle bir şey yok. Bir şey sorabilir miyim? Bebeğimi 35 günlük emdikten sonra düz yatırdığım anda sütler ağzından akıyor, dökülme şeklinde, sanki hiç tutmamış gibi, bazen de fışkırtma şeklinde atıyor. Şimdi 35 günlük bir çocuğu emzirdikten sonra, besledikten sonra düz yatırmaktan kastınız, yani bir anda böyle yatırırsanız çocuğu, fizyolojik reflüyü daha da tetiklemiş olursunuz ve çocuğu kusturursunuz. Çocuğu emzirdikten ya da besledikten sonra mutlaka gazını çıkartmak için omzunuza alıp dik bir pozisyonda, yer çekiminin etkisinden de faydalanarak çocuğun gazını çıkartmanız gerekiyor. Bir çocuğu, süt çocuğunu emzirdikten sonra yatırır ya da işte kontrol edeyim bakayım sızıntı var mı şeklinde bir uygulamaya giderseniz, bir yönteme giderseniz çocuk kusar. Dolayısıyla ama çocuğu dik pozisyonda tutup ve gazını çıkartmaya çalışırken çocuk çok fazla fışkırır tarzı kusuyorsa bu başka bir şey. Ama çocuğu tabii ki emzirdikten sonra düz yatırmamanız gerekiyor. Bu çok bilinen kaidelerden bir tanesi. Merhaba hocam, benim bebeğim bugün 2 aylık. 1 ay boyunca memeletti oldu, memeyle kavga etti, ittirdi, tekme attı ve en son bıraktı. Şu an sadece gece uykuluyken emebiliyor. Ayrıca kolik bebeğim damla kullanıyoruz fakat akşam bu saatlerde başlayan ağlamalar bütün gece sürüyor. Gece gündüz uykuya tam dalamıyor. Uyutuyoruz, dakika sürmüyor, uyanıyor. Ne yapabiliriz? Şimdi birden fazla problem var. Öncelikle memeyi ret söz konusu. Muhtemelen mamayla takviye ediyorsunuz. Öncelikle mama miktarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Saymış olduğum bütün hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları başta olmak üzere mutlaka bakılması gerekiyor. Yani çocuğunuzun hem ayrıntılı bir şekilde sizden anamnez alınması, yani hikayenin dinlenmesi, gebeliğiniz dahil, doğum sonrası ve şimdiye kadar olan düzen dahil bilinmesi gerekiyor. Sonrasında da çocuğunuzun muayene edilmesi, kilo takibinin nasıl gittiğine bakılması gerekiyor ve gerekli görülürse de dediğim gibi idrar tahlili, kan tahlili de yapılması gerekiyor. Bu kadar çok fazla uyanan bir çocukta altta yatan bir enfeksiyon da söz konusu olabilir. İlla olacak diye demiyorum ama mutlaka bakmak gerekiyor. Merhaba hocam, 1,5 aylık bebeğim, akşam bir defa mama veriyoruz, oncak sonrasında emmek istiyor, zaman geçmeden, acaba mama doyurmuyor mu? Bir defa verdiğiniz mamadan sonra emmek istedi diye doymadığı anlamına gelmez. Gün içerisinde çocuğunuz 4-6'dan fazla idrar yapıyorsa, şimdiye kadar da kilo alımı iyiyse çocuğunuza yetiyordur zaten tükettiği gün içerisinde. Bebeğim emzirme ve altını temizlememe rağmen bazen hala ağlamaya devam ediyor. Gaz sancısı mı yoksa kolik olabilir mi? Yani gaz ve kolik aynı şekilde oluyor zaten. Tabii ki olabilir. Hani altını temizlemenize rağmen, işte beslemenize rağmen de çocuklar ağlıyorsa zaten gaz kolik şikayeti bu gibi durumlarda diyoruz. Yoksa altı pislettiği için de ağlayabilir çocuğunuz, karnı doymadığı için de. Merhaba hocam, kolik için yeni doğanda probiyotik alma ile ilgili bilimsel bilgi var mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Ekstra dışarıdan probiyotik vermeniz gerekmiyor. Anne sütünün içerisinde yeterince var. Mama veriyorsanız mamaların içerisinde de yeterince probiyotik var zaten. Hocam bebeğin 1 aylık, neredeyse her gün burnundan hırıltı gelecek kadar sümük çıkıyor. Sebebi ne olabilir? Yani çocukların burun delikleri oldukça dar olduğu için, küçük oldukları için orada tabii ki mukus birikiyordur. Hani çok böyle sarı yeşil şekilde akıntı yoksa, çok aşırı derecede akmıyorsa, hani gün içerisinde bir defa temizlediğinizde bu kadar gelmesi normal. Hocam sünnet için en uygun zaman nedir? Sünnet için en uygun zaman diye bir şey yok. Cerrahi bölüm tarafından önerildiği zamanda yapılma, yani şu tarihte yapıldığında daha iyi olur diye bir şey söz konusu değil. Yeni doğan döneminde yaptıranlar da var, 2 yaşında yaptıranlar da var, 6-7 yaşında yaptıranlar da var. Hani en uygun zaman diye bir şey söz konusu değil. Hocam merhaba, oğlumuz 4 aylık oldu. Her gazını çıkardığında gazla birlikte kusma geliyor. Dik tuttuğumuz halde yine de kusuyor. Sizin bir öneriniz var mı? Az miktarda kusuyorsa eğer, hani ağzından taşma tarzında kusuyorsa,
Çok problem olmaz ama yediğinin tamamına yakınını çıkartıyorsa ya da fışkırı tarzda kusuyorsa bu da reflü şikayetine bağlı ortaya çıkabiliyor. Tamamını kustuğu durumlarda bazen reflüyü tedavi etmek gerekebilir. Hocam bebeğim 27 günlük sürekli bir şeyleri yutuyor gibi ses çıkartıyor. Boğazında da bir şey var gibi davranıyor. Yani yeni doğanlarda süt çocuklarında yatırdığınızda bu tarz sesler duyabilirsiniz normal. Çok yoğun şekilde gaz şikayeti yaşanılan durumlarda bazen bahsetmediğim şeylerden bir tanesi fazla besleme. Çocuğu hak ettiğinden fazla beslediğiniz durumlarda da çocuk rahatsız olabilir. Şimdi çok soru geldi bununla ilgili. İşte çocuk ağlıyor, hemen mama veriyorum. Şimdi bu da ağlamayı daha çok arttırabilir. Fazla besleme gerçekten hem çocuğu kusturur, hem bir tiksinti oluşturur, hem de gaz ve kolik şikayetlerini daha da arttırabilir. Dolayısıyla hak ettiğinden fazlasını vermemenizi özen gösterir mutlaka. Hocam kızım 50 günlük, bu aralar sebep sağlamaya başladı. Neden acaba? Yani gaz kolik şikayetine bağlı oluyor zaten sebep sağlama. Bir anda özellikle akşam saatlerinde herhangi bir eksiği olmamasına rağmen ağlamayla ortaya çıkıyor. Aynı soruları geçiyorum. Hocam merhaba, ikiz bebeklerim var. 2 aylık erkek olan çok gazlı ve çok sıkıyor kendini. Ne denediysem olmadı. Birçok damla denedim. Ateşi yoksa, kusmuyorsa, kilo alımı iyiyse, gün içerisinde diğer zamanlarda gaz ve kolik şikayeti dışında normalse eğer, maalesef buna ne damla denerseniz deneyin, biraz beklemeniz gerekiyor. 1-2 ay içerisinde bu şikayetler ortadan kalkacaktır. Diyerek yayını bitiriyorum. Teşekkür ederim katılımınız için. Herhalde haftaya tekrar programımız var. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.